Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ben Sakarya Pamukova'dan Tanju abiyi Delta üretim çiftliği olarak uzun süredir takip ettim. Bizim de Jacko papağanımız, paşamız 10 yıllık, oğlumuz bizim öyle diyelim, bizimle beraber. Fakat biz uzun zamandır paşanın çiftleşmek istediğini hissettik hareketlerinden. Ben videolarını uzun süredir izlediğim Tanju abimize telefonla ulaştım. Kendisine durumu anlattım. O da sağ olsun bizi kırmadı. Kendisi kuşumuzu getirebileceğimizi, burada çiftleşmeye uygunsa kendilerinin kontrolünden sonra kendi çiftliklerinde misafir edebileceklerini söyledi. Biz çok mutlu olduk kendisiyle, ziyadesiyle bundan. Geldik. Paşamız zaten bileziğinde de Delta yazıyordu. Bizim getirdiğimiz. Evet. Ama dediğim gibi 10 yıldır bizimle evlat gibi olduğu için biz hiçbir zaman paşayı satmak, bir yere bırakmak, bu tür şeyler düşünmedik. Kendi evine getirdik paşamızı. Tanju abimiz şimdi onu yine tekrar evladını yuvada danızlık olarak bakacak, misafir edecek. Bizim de artık çok fazla zaman ayırma durumunda biraz kısıtlandığımız için son dönemde böyle bir şeye ihtiyaç duyduk. Tanju abimiz bize her zaman paşayı ziyaret edebileceğimizi, zaman zaman kendisinin de işte çiftleştikten sonra eşiyle beraber resimlerini, videolarını atacağını belirtmesi bizi çok mutlu etti. Ben dediğim gibi çok uzun süre araştırdım güvenebileceğim yer konusunda. Tanju abimizin Delta üretim çiftlik videolarını izledim. Kendisinin nasıl adeta bir çocuğun gibi onlarla ilgilendiğini, bebekliklerinden itibaren kendisine güven duyduğum ve bu güvende de yanılmadığımı gelip tesisini gördüğümde, yem tesisindeyiz şu an kendisinin, gözümle gördüm. Burada da küçük bir yavru var, çok hoş, çok tatlı. Bunun da ismi Bekir'miş. Bunu elle besliyor Tanju abimiz. Evet, 2022'nin ilk yavrularından. Evet. Ben tekrar Tanju abimize çok çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiği için. Evet. Paşamız emin ellerde. Evet. Ali Bey'i biz yakın zamanda tanıdık telefonla. Bizim kafamızda daha evvel videolarda da söylediğim gibi bir iki sene içinde gerçekleştireceğimiz bir papağanlar için rehabilitasyon yeri yapacaktık. Açık alan, 50 metre uzunluğunda, 6-7 metre yüksekliğinde, 10 metre genişliğinde kuşların komple uçabilecekleri bir alan yapacaktık. Bu kendi kuşlarımız için de olacaktı yaz aylarında. Aynı zamanda böyle hayvansever arkadaşlarımızın kuşların ihtiyaçları olduğu zaman hem çiftleştirme açısından, hem sıkıntılarını giderme açısından, hem uçabilecekleri alan açısından bir yer yapacaktık. Bu 1-2 sene içinde inşallah gerçekleşeceğiz. Bu düşüncelerimiz arasında Ali Bey bizi buldu, böyle bir teklifte bulundu. Yani bizi duygulandırdı, hoşumuza gitti bu iş. İnsanların böyle bir güven duyması ve hayvanlarını düşünmeleri açısından en önemli nokta burada hayvanın sağlığını ve geleceğini düşünmesi açısından bizi mutlu etti, biz de kabul ettik. Zaten bizim getirdiğimiz bir kuşlarmış, belgeli, evraklı bir kuş. Burada inşallah onu mutlu edecek kişilerle beraber olacak. Yavruları olursa beraber paylaşacağız. Gittikçe böyle hayvan camiası olarak, Jacko camiası olarak inşallah daha gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Bu bize mutluluk verdi yani. Çok güzel bir olay yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet.